Kainattaki yardımlaşma hikayesini dinlemeye hazır mısınız çocuklar? Birbirinden sevimli minik dostlarımız bize nasıl yardımlaştıklarını anlatacaklar. Haydi başlayalım. Merhaba çocuklar. Ben sevimli Sincap. Benimle meşe ağacı arasında çok güzel bir yardımlaşma var. Ben palamut denilen meşe tohumlarını yiyerek besleniyorum. Onları yerken devamlı uzayan dişlerim törpüleniyor ve hep aynı boyda kalıyor. Bu şekilde meşe ağacı bana yardım ediyor. Ben de buna karşılık onun palamutlarını toprağa gömerek meşe ağacının çoğalmasında yardımcı oluyorum. Merhaba, ben Vız Vız Arı. Bal yapmam için gerekli olan malzemeyi çiçekler vererek bana yardımcı oluyorlar. Malzeme toplamak için çiçekten çiçeğe konduğumda ise çiçek tozları ayaklarıma yapışıyor. Ben de bu tozları diğer çiçeklere taşıyarak onların çoğalmasında yardımcı oluyorum. Merhaba dostlarım, ben minik balık. Bazı zamanlar acıktığımda yiyecek bir şey bulamıyorum. O zaman büyük balıkların dişleri arasında kalan yiyeceklerle besleniyorum. Onlar benim beslenmeme yardımcı olurken ben de onların dişlerini temizlemiş oluyorum. Merhaba, ben Cici Kuş. Beslenmemde ardıç ve porsuk ağaçları bana yardımcı oluyorlar. Acıktığımda onların tohumlarını yiyerek karnımı doyuruyorum. Bu tohumlar benim mideme girmeden çimlenemiyor. Ben de yedikten sonra artıklarını toprağa atarak çimlenmesine yardımcı oluyorum. Gördüğünüz gibi çocuklar, kainatın her yerinde bir yardımlaşma örneği var. Hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar bile birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Bu nedenle biz insanların da birbirine ihtiyaç olduğu durumlarda yardım etmesi gerekiyor. Çünkü Allah bu örnekleri bize göstererek bizim de birbirimizle yardımlaşmamızı istiyor. Evet çocuklar, hikayemiz bu kadar. Bir dahaki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.